Ekranda gördüğünüz küçük dairelerin her birinin bir böcek popülasyonundaki bireyleri temsil ettiğini düşünelim. Burada iki farklı popülasyon var. Turuncu çizginin bir tarafında birinci popülasyon, diğer tarafında da ikinci popülasyon yer alıyor. Böceklerin sadece bir özelliğini ele alacağız ve gözlemlenmesi kolay bir özellik olduğundan ele alacağımız özellik daha doğrusu renkleri olacak arkadaşlar. Renklerinin böcekleri yırtıcılardan koruduğunu düşünelim. Buradaki gibi bulutumsu beyaz, siyah ve yeşil bölümün yaşadıkları çevre olduğunu düşünelim. Örneğin bir ağacın gövdesi üzerindeki yosun olabilir. Bunlar yakın akraba olan, hatta belki de aynı türün iki farklı popülasyonu olabilirler. Ancak popülasyonlar farklı popülasyonlar ve birbirlerine karışmıyorlar. Bu popülasyonların hangisinin genetik çeşitliliği daha fazladır? Soldaki popülasyondaki böceklerin renklerinin aynı olduğunu görüyoruz. Sahip oldukları bu renk, kendilerini kamufle etmelerine de imkan veriyor. Sağdaki popülasyondaki çeşitlilik ise daha fazla. Gördüğünüz gibi böceklerin renkleri birbirlerinden farklı. Bazıları soldakilerle aynı renk ama bazılarının renkleri soldakilerden daha açıkken bazılarının da daha koyu. Bu da sağdaki popülasyonun çeşitliliğinin daha fazla olduğunu bize gösteriyor. Bu anlama geliyor. Bazılarınız rengi daha açık ya da daha koyu olan böceklerin yırtıcılar tarafından görülmesinin daha kolay olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bu doğru da olabilir. Ancak bu videoda hangi popülasyonun kaç bireyinin yırtıcılara yakalanmasının daha kolay olacağından değil, çeşitliliğin çevresel bir değişiklik olduğunda popülasyona yardımcı olup olmadığını, başka bir deyişle popülasyonun daha dayanıklı olmasını sağlayıp sağlamadığını inceleyeceğiz. Popülasyonların bireyleri odak noktamızda değiller yani. Şimdi çevresel bir değişiklik olduğunu düşünelim, tamam mı? Örneğin söz konusu olan çevrede bir kirlilik meydana gelmiş olabilir. Kirlilik sebebiyle böceklerin üzerinde yaşayacakları alanın da rengi koyulaşmış olabilir. Evet, hemen bunu da gösterelim. Renk belki de bu şekilde koyulaşmış olabilir. Bu durumda ne olur dersiniz? Dikkatlice bakarsanız soldaki böcek popülasyonunun tamamının yırtıcılar tarafından görülmesinin çok daha kolay olacağını siz de görebilirsiniz. Bu da yırtıcıların bu böcekleri daha fazla avlayacağı, hatta belki de popülasyonun tamamının ortadan kalkacağı anlamına gelebilir. Sağdaki popülasyondaki bazı bireylerin görülmesi de kolay. Mesela bu, bu, bu ve bu. Ancak popülasyonun bazı üyelerinin bir önceki duruma göre daha iyi kamufle olduklarını da görüyoruz. Mesela bu, bu ve bu. Çeşitliliği sebebiyle bu popülasyonun üyelerinin büyük bir kısmı ölebilir. Ancak bu popülasyonun bir alt kümesinin hayatta kalma şansı daha yüksek olduğundan bu böcekler üreme şansı bulacaklar ve sağdaki popülasyonun tamamı ortadan kalkmamış olacak. Bunun tam tersi de gerçekleşebilir tabii. Çevrenin renginin koyulaşması yerine rengin açılması olasılığı da söz konusu olabilir. Bu durumda da az öncekine benzer bir sonuç ortaya çıkar. Sol taraftaki popülasyonun gözle görülmesinin ne kadar kolay olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. Ki bu, yırtıcıların gözünden asla ve asla kaçmayacak bir durumdur. Sağ tarafta ise koyu renkli olan böcekleri görmek çok daha kolay olduğundan bu böcekler yırtıcılara yem olabilirler. Aynı durum, orta koyulukta renge sahip böcekler için de geçerli. Ancak rengi açık olanlar, mesela bu, bu ya da bu, çok daha iyi kamufle olabiliyor. O halde yine çeşitlilik sebebiyle bu popülasyonun bazı bireylerinin hayatta kalma ve üreyebilme şansları daha yüksek olacak ve bu da popülasyonun tamamının ortadan kalkması ihtimalini silecek. Kısacası sağdaki popülasyon daha dayanıklıdır bu durumda. Bu, popülasyonun bütün bireylerinin daha dayanıklı olduğu anlamına gelmez. Popülasyonun tamamı daha dayanıklıdır diyebiliriz. Bu videodan almamız gereken derslerden en önemlisi, çeşitlilik arttıkça çevresel dayanıklılığın artmasıdır. Çevresel dayanıklılık derken, çevre koşullarında meydana gelebilecek değişikliklere karşı olan dayanıklılıktan bahsediyorum. Popülasyonun tüm bireylerinin dayanıklı olması değil, popülasyonun bir bütün olarak daha dayanıklı olmasının, hayatta kalabilmesinin ve bu şekilde devam edebilmesinin söz konusu olduğunu da bir kere daha söylemek istiyorum.